Türkiye'de ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden 26 yıl geçti. Çeyrek asırda cep telefonu akıllandı, hayatın her alanına girdi. Bundan memnun olan da var, eski günleri özleyen de. Dijital sistemine dayalı cep telefonuna Türkiye sahip olmuştur. Yıl 1994. Türkiye cep telefonuyla tanıştı. Kablosuz telefonla ilk alonun üzerinden tam 26 yıl geçti. Öyle mi? O kadar olmuş mu? Ben daha az oldu sanıyordum. 20 sanıyordum ben. Her şey de cep telefonuna bağlı şimdi. Siz memnun musunuz peki? İki girmiş mi hayatımıza? Herkesin girdi, çocuklara dahi. Böylesi daha iyi oldu herhalde. Her şeyden haberdar oluyor, her çoluk çocuk. Ya teknoloji oldu ama yanlış oldu. Ben bilemiyorum ki onları öyle. Şu an memnunum. Bence olmasaydı kötü olurdu. Şimdi ne arıyorsak her şey internette var. Alo? Türkiye bu kelimeyi kullanalı tam 26 yıl oldu. O zamanlar için dönemin en büyük teknolojilerinden biriydi. Herkes alo diyemezdi. Ancak aradan geçen 26 yılın sonunda herkes cep telefonu kullanır ve alo der oldu. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel paketi açtı. Cep telefonunu böyle tanıttı. O günden sonra Türkiye yepyeni bir dönemle tanıştı. Bu telefon cebinizdedir. Fevkalade önemli bir olaydır. Acaba dedim benim de olabilir mi? O zamanın parası da 100 lira mı 120 lira mı ne almışydı ama iyi bir paraydı. Diyorlar ki cep telefonu hayatımıza girdikten sonra mutlu musun? Hiç mutlu değiliz. O da mutlu değil. O da hiç mutlu değil. Bize çok zarar veriyor. İlk alo denileli 26 yıl olmuş. 26 yıldır Türkiye'de cep telefonu kullanılıyor. Vallahi hayatımızı mahvetti. Herkesin elinde telefon, mesaj. Kimseyle muhabbet edemiyoruz. Ancak telefonla arayınca muhabbet edebiliyoruz yani. Şimdi mesela ben arkadaşımla oturduğum takdirde mesajlaşmaktan konuşamıyoruz. Ama mesela telefonla arayıp konuşabiliyoruz. Telefonsuz hayat nasıl olurdu? Yani denemedim ama zor olurdu. Çok zor olurdu. Hayat kesilirdi. Hiçbir şey yok. Düşünemiyorum. O zamanlar cep telefonu için alo desin yeter denirdi. Ancak ekranı büyük, interneti iyi olsun, evi de iyi bir fotoğraf çeksin derken ihtiyaçlar değişti. Cep telefonu bu halden bu hale geldi. Cep telefonuyla ilk aramayı çeyrek asır önce dönemin başbakanı Tansu Çiller yaptı. Şimdilerde kimi memnun, kimi eski dönemi özlüyor. Her şey bitti. Sohbet bitti. Her arkadaşlık, bitti. Dostluk, her şey bitti. Yok hiçbir şey. Bu mu? Siz keşke girmese miydi diyorsunuz? Evet, evet. En güzeli ev telefonları.